Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir vlog çekiyorum. İnanılmaz şekilde yoğun geçecek bir gün. İlk önce İzmir'e sonunda Kiko açılıyor. Onun lansmanına gideceğim ama oldukça ters yerlerde. Lansman Gazi Emir'de, İzmir'i bilenler için. Gazi Emir Optimum açılmış. İlk önce oraya gideceğim. Daha sonra Alsancak Gar'da Dora Magazin'le birlikte yapacağımız bir söyleşi var. Oraya gideceğim. Böyle bir koşuşturmayla geçecek. Şimdi o yüzden hemen makyajımı yaparken hızlı bir başlamak istedim. Böyle hızlıca geçeceğim. Ama kullanacağım birkaç üründen bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok merak ederek kullanacağım. Bir tanesi Urban Decay'in Quick Fix makyaj öncesi yüze sıkılan bir sprey. Bu gecenin yorgunluğunu alan, içinde B3 vitamini olan Hindistan cevizi suyu içeren bir formüle sahip. Gözenekleri kapatıyor ve böyle bir tazeliyor. Ayrıca gün içinde falan da tazelenmek için kullanabiliyorsunuz. Ayrıca gece rutininizde de böyle bir ferahlık için falan kullanabildiğiniz bir ürünmüş. Bugün ben bunu deneyeceğim. Ve bir tane de All Nighter var. Onu deneyeceğim. Bu da makyajın gün içinde işte çizgilere kaçmasını falan engelleyen bir şey. Aynı zamanda 16 saate kadar bir kalıcılık veriyor. Onunla birlikte de birbirlerine böyle uyum sağlasınlar falan diye yine Urban Decay'in All Nighter fondöteni kullanacağım. Bunlarla başlayacağım. Bunları ilk kez deneyeceğim ürünler olduğu için önden bir anlatmak istedim. Çok heyecanlıyım. Böyle en güvendiğim ürünleri kullanacağım bugün. Çünkü şu an erken bir saat ve akşama kadar bu makyajın yüzünde sabit kalması gerekiyor ve o yüzden hemen başlıyorum.
Selamlar. Melisşen geldi. Benim kuzenim yaşıyor. Canım sevgilim geldi. Canım kardeşim. Ve Kiko'da hiçbir şekilde çekemedim. Böyle kısaca ürünleri birazcık çektim. Çünkü inanılmaz kalabalıktı. Ama çok güzel hediyeler verdiler. Kiko'yu zaten çok seviyorum. Sevgili babam sayesinde keşfetmiş olduğum bir marka. Seneler seneler önce bana böyle İspanya'dan falan şeyler getiriyordu. Çok seviyordum. İzmir'e açılsın diye çok bekledim. Açıldı, o yüzden çok mutluyum. Şimdi saat kaç? 6:20 geçiyor. 10 dakika sonra başlayacak söyleşimiz. Birazcık heyecanlıyım. Beliz'im ne hissediyorsun? Ben de çıkar kafayı orada. Çok güzel oldu. Sarma yedik. Bana bıraktığınız umarım dişlerim de yoktur. Evet, çok güzel. Güzel şeyler var. Kısır falan yedik. Heyecanlıyız. Bakalım nasıl olacak. Can'cığım, beni çekecek misin? Konuşurken. Ay, fotoğraflarımızı çeker misin? Anlamadım. Oley! Canım kardeşim de çekecek. Beliz'in mutluluğu. Şimdi kapatıyorum. Söyleşide görüşmek üzere. Biraz gecikme var. Gecikme oldu. 20 dakika kadar bekliyoruz. Ama dinlenmiş olduk. Sabahtan beri çok koşuşturdum. Güzel koşuşturmalardı. Şikayet değilim ama yoruldum açıkçası biraz. Dedikodu var arkada. Ben dedikodularını yakaladım. Biliyorum. Her zaman. Yok, bir şey, video çekiyorum. Teşekkür ederiz. Ay, kızım rujum ne kadar güzel duruyor. Ne rujunun markası? Hadi söyle bakalım. Bilmiyorum. Böyle burada takılıyoruz. Karşıda İzmirliler bilir. Bunun şevki standı var. Mis gibi sucuk kokuyor. Ama bayağı 3 kat aç değildik, acıktık. Canım sevgilim geldi. Neden böyle? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sen seni tanılar. Hayır. Şu anın prensesi. Pembe de giydi. Prensesi. Heyecanlı değilim şu an. Beliz sağ olsun. Öyle yazdım. İşte benim mottom bu olsun. Beliz sağ olsun. Söyleşimiz bitti. Benim kameramda, hafıza kartımda yer kalmadığı için. Daha sonrasında video çekemedim. Ama şimdi telefonumdan çekmeye devam etmek durumundayım. Çay içiyorum. Hemen çıktık çünkü hava çok soğudu. Normalde çok güzeldi hava. Ama akşam biraz üşüdük. Bitince hemen kaçtık. Şimdi Bosna'ya döndük. Kumpir yedik. Ben de artık eve döneriz. Evde çeker miyim? Çekerim. Bugün aldıklarımı gösteririm videoda bence. Güzel şeyler aldım. Kiko'dan güzel hediyeler verdiler. Onları falan gösteririm. Sonra kapatırım. Arkadaki şarkılar çalıyor. Evet, iğrenç şarkılar çalıyor şu anda. Evde devam ederim. Gel göster bir kere. Çok tatlı yemek. İçam aldığı her şey üstüne gitti şu an. Pijamasının üstüne. Güzel kız. Hoş kız bir içimim. Biz bir kahve içelim. Ve ben aldıklarımı göstereyim bence. Bu
Kiko'dan olan hediyem. Bir de ayrıca benim aldıklarım var. Şöyle bir kutusu var. Çok güzelmiş yazısı. Hologramlı. Bir de bu bir göz kalemi. Bu Multicolor Glitter Eyeliner. Çok güzel bir rengi var bunun. Denesene. Gel bir işlemin elinde swatchlayalım. Güzel bir rengi var bence. Bence de. Değişik. Ruju göster. Ruju çok güzel. Bak da çok güzel. Ben çok beğendim. More Color lipstiklerinden. Ve kutuları çok öyle güzel yanları. Bir de bunun dudak kalemini vermişler. Ama dudak kalemim kırık çıktı. İçi boş. Dudağı 02 numara. Ve kalemin nasıl açıldığını asla anlayamadım. Bilen varsa hatta aşağı yorum olarak bırakabilirse bu kalemlerden kullandılarsa. Çünkü bayağı plastik bir ambalajı var. Hani kalem tıraşla açılmayacak. Şunu ben soktum içine. Çünkü düşmüştü. Şöyle şu altında gördüğünüz yer asla çevrilmiyor. Diğer kalem mesela çevrilip açılıyor bir çam. Evet ama bu bence bu bozuk ya zaten. Bence de bozulmuş. Gidik bu yani. Evet benim hep böyledir. Mesela Starbucks'ın bir lansmanına gittik. Bardak verdiler. Benimki kırık çıktı falan. Hayat ve ben. Aynen. 3 tane şey aldım. Bunu ben göstereyim. Sen diğerlerini aç. Bu da şey. Stick aldık. Çok güzel. Şöyle bir aldık. Ben çok beğendim. Ve dokusu çok güzel. Kodu şöyle gösterebilirim. 06 numara. Dokuları inanılmaz sürdüğünde. Gerçekten çok güzel. Bir de ben bu stick aldıkları çok seviyorum. Çok pratikler. Ve bu. Bence efsane güzel. Bunlarla en yakın zamanda bir makyaj videosu yaparım. Bu ambalajları çok. Bunun ambalajını ben çok beğendim. Bunun şeyi neymiş bakalım. Bright Duo. 09 numara. Evet, swatchlamış oldum. Ay dehşet rengi yalnız çok iyi. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Şunu da swatchlayayım mı? Hazır getirmişken. Bakar mısın? Bir de bu var. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok güzel. Işıltıları çok güzel. Renkleri çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Bu da şöyle şu dörtlülerin 101 numaralı paleti. Bunun iki tane vardı değil mi? Böyle dört, evet, iki tane palet vardı. Renk. İkisi de birbirine birazcık benziyordu ama bunun renkleri çok daha hoşuma gitti. O biraz daha açık tonlu. Bu o daha kahve, bu daha bordo, kırmızı. Evet. Bir de daha koyu bunun tonları. Onun içinde krem, beyaz falan vardı. Aynen. Gereksiz renk vardı. Evet. Aldıklarım bu kadar değil. Bombaya geçiyorum. Bu çanta. Gerçekten çılgın bir çanta bence. Şöyle açılıyor falan. İçi biraz dar. Yani el sokma yeri dar. Aslında haznesi çok geniş. Çok dar yani. O biraz ama rengi ama çok güzel. Rengi inanılmaz. Ben bunu hiçbir Zara'da görmedim. Online'da da görmedim. Şöyle 119 kodunu modunu isterseniz. Gerçekten hiçbir Zara'da görmemiştim. Bu arada bunu Optimum Zara'dan aldım. Bugün açılmıştı. Ve gerçekten sonunda artık İzmir'e de İstanbul'dakiler gibi bir Zara açmışlar. Online'daki her şey vardı. Evet. Sonunda yani. Çok güzeldi. Artık ben videoyu kapatıyorum. Aldıklarımı da böyle göstermiş oldum. Bugün yorucu bir gündü. Yarın da çok yorucu olacak. Sabah 10.30'da Alsancak'ta olacağım. Beliz'in yarışı var. Ne Evet. 10.30'da başlıyor. 10'da orada olmam gerekiyor. Ne buradan başarılar. Evet. Başarılar. Yarın da orada olacağım zaten. Onu izleyeceğim. Ondan sonra da Can'ın çekimi var. Oraya gideceğiz. Birazcık yorucu bir gün olacak. Sonra da yetişebilirsem emlakçıya gideceğim falan. Ama bunu neden anlattım? Şu an uyuyamayacağım. Yarın için dinlenemeyeceğim. Çünkü bu videoyu yarına yetiştirmem gerekiyor. Umarım yetiştiririm. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bırakmayı unutmayın. Yeni fikirleriniz olursa yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağım. Hepinizi öpüyorum. Hepsini okuyorum. Evet, Birşen hepsini okuyor gerçekten. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.